Evet, belki de şu haftalarda İsmail Kartal'ın en istemeyeceği senaryo gerçekleşti. Önce İsmail Yüksek sakatlandı, ardından İrfan Can Kahveci. Bu sezona damga vuran diyebileceğimiz iki oyuncu arka arkaya sakatlandı ve Osay Samuel yine sağ bekte çok önemli bir isim. O da yok ve alternatifi Mert Müldür de cezalı. Dzeko oynayacak. Az önce haberde de izlediğimiz gibi Selahattin Kınalı. Rakip de Mondeom Kayserispor ve bir puan kaybı Galatasaray'ın galibiyeti halinde şampiyonu ilan edecek. Çok kritik bir mücadele. Oraya geçmeden bir haber daha geliyor. Onu da paylaşayım da. Tabii. Kupa finaliyle ilgili. Trabzon'da bir gazeteci büyüğümüz aradı. O bilgi verdi yani arkadaşıma. O da bana iletti. Trabzon'da karar şu. Olimpiyatta oynamaya hazırız. Yani Trabzon'un şehrinin kararı. Olimpiyatta oynayalım ama Beşiktaş istemeyebilir. Olabilir. Son karar şu. Türkiye Cumhuriyeti bayrağının dalgalandığı her yerde oynarız diyor Trabzon. Beşiktaş'tan bunu da söyleyelim. Beşiktaş ve Trabzon Türkiye Ligi, Türkiye Türk bayrağının dalgalandığı her yerde Türkiye oynarız. Kupası yani zaten. Yani, ama işte bu soru hala şu an gündem o. Trabzon için o en azından Beşiktaş ve Trabzon için. Fenerbahçe ile ilgili şunu sorayım ben. Galatasaray'da yedek kulübedeki bir oyuncu, alternatif olmayan bir oyuncu sarı kart görür müydü? Yani buna Okan Buruk izin verir miydi? Yani kulübedeki oyuncunun ki ben de beğendiğim oyuncu Mert Müldür. Kulübeden sarı kart görüyorsun ya. Hiç işin yok yani senin. Ama daha önce Mert Hakan içinde da gördü orada yani biliyorsun. Mert Hakan bir alıştırdı bizi yani. Mert Hakan'ın alternatifi var ayrıca orta sahada. Yani o sayı Samuel'in sakat olduğu biliniyor. En azından o sırada da bir gözden bakılıyor ne olmuş, neyi var çözün diye. Ve sen gidiyorsun kulübeden sarı kart. Şimdi en önemli maçlarından birine çıkıyorsun. Sağ bekin yok. Hoca İsmail Hoca sağa bakıyor, sola bakıyor. Bir çözüm arıyor. Belki haberde de söylendiği gibi belki Dzeko'yu alacak. Osterwolde yok, hani Ferdi'yi oraya çekemiyor. Bu büyük sorumsuzluk. Belki Fenerbahçe'nin şampiyonluk sürecini doğru yönetemeyişinin şifrelerinden biri de bu sarı kart. Ya bu kadar ucuz kart görmesi bir oyuncusunun. Yani o rahatlığı hissedebilmesi. Ben hep söylerim. Trabzon maçı sonrası Fenerbahçe süreci o kadar kötü yönetti ki bilmeyen birisi zanneder ki Fenerbahçe 3-0 yenildi geldi. Ya kazanmışsın gelmişsin. Niye bu süreci başka alanlara taşıyıp kendi motivasyonunu bozuyorsun? Kendi kendine etti yine Fenerbahçe. Bu kendi kendine edişin göstergelerinden biri de o lüzumsuz sarı kart ve bugün işte bu haftaki maça sağ beksiz çıkıyorsun. Ya bu yani tolere edilebilecek bir yönetişim eksikliği değil. Yani oyuncuyu falan böyle tamam bunlar genç adamlar kendilerini kontrolü zorlanıyorlar falan. Elbette ama şu sözde yani boşuna söylenmiyor atasözleri damıtılıp geliyorlar tarihten zamandan. Ya at da sahibine göre kişniyor galiba. Ya bu söz doğru. Yani Okan Hoca'nın kulübesinden bir adam öyle sarı kart gördü mü bilmiyorum da en azından bu kritik eşikte görmezdi. Görmemelidir yani. Bu anlamda Kayseri de zaman zaman Fenerbahçe'ye ters gelen bir takım. İyi de bir kadrosu var sen bakma. Yani o puan zaten 3 puanı da silindi. Silinmesi zaten Kayseri için şeyi bile düşünmesin. Hala hani düşmemiş mi deniyor ya. Aslında düşme 13. sırada şu anda 41 puanı var. Evet hala 41 puan rahatlayabilmiş değil. Çünkü ama puan tablosuna da dün baktım. Aşağıdaki takımlar birbirleriyle çok oynuyor. Ankara Gücü, Hatay, Pendik Ankara Gücü falan bir sürü maçlar var. Yani Karagümrük zaten kendi kaderini kendisi belirleyecek. Bak Karagümrük'ün de Antep'le maçı var ve ardından Samsunspor maçı var. Üçü de düşme hattındaki olan takımlardan bahsediyoruz. Samsun rahatladı artık diyemeyiz ama Karagümrük'ün de kendi elinde, Pendik'in de kendi elinde 3 maçta 9 yapsın. Samsun rahatlamadı. 36. Samsun Trabzonspor'u yendi ama genel başkanla konuşma temkinli. 12. sırada. Birazdan ona da bakarız. Evet. Yani doğru, Fenerbahçe her sezon, her başarısızlığın nedeni başkaları değil. Yani her sezon bu yönetişim felsefesini, bu duyguyu taraftara medya üzerinden özellikle sosyal medya trolleri zaten hazır bekliyorlar. Bu gazeteciliklerini yöneticilerin basın danışmanlığına indirgemiş çok sayıda isim var Fenerbahçe camiasında. İşini hakkıyla yapanlar da elbette var. Onlar üzerinden sanki bütün her başarısızlığın nedeni başkaları. Ya tamam cehennem başkalarıdır der galiba Nietzsche. Eyvallah kabul de bu kadar da değil. Biraz bazı şeyleri de sen kendini doğru yapacaksın. Demek doğru yönetilemiyor. Süreçler doğru yönetilemiyor.
bu konuda bir öz eleştiri yapıp bir aynaya bakıp bir yüzleşme ihtiyacı var Fenerbahçe'nin, ama Fenerbahçe'de de her zaman çok güçlü bir lider oluyor. İşte Aziz Bey, işte şimdi Ali Koç. Sanki gerçek konuşması gereken, futbolun içinden gelen eğrisini, doğrusunu, eksiğini, fazlasını gören adamlar da çok seslerini çıkarmıyorlar. Çünkü çıkardıkları zaman da belki dikkate alınmıyor onlar. Herkesin bir izzeti nefsi var. Herkes kendi karakterini korumak zorunda. Öyle hissediyorlar. Ve çok fazla konuşmuyorlar gibi geliyor bana. Yani bu sessizlik, bu kabulleniş son 10 yıllık başarısızlığın da aslında şifrelerini saklıyor içinde. Ne diyeyim artık, söyleyecek başım. Serhan öyle hiç beklemiyormuş gibi kendisine söz geldi. Yok yok, bekliyorum da yani aslında sezonun özeti de bu. Yani benim yapmış olduğum tepki gerçekten sezonun özeti. Çünkü gerçekten çok iyi bir kadro yapılanması yapıldı. Çok önemli isimler geldi. Çok önemli isimlerle beraber biz son haftalara girerken önemli isimlerin formsuzluğunu, aslında İsmail Hoca'nın formsuzluğuyla beraber olduğunu ve sen bu son düzlükte bu form grafiğin daha fazla olması gerekirken formsuzluğa doğru gitmesinin sebeplerinin daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu da herkes üstüne geleni almalı. Yani başkan. Çünkü biz Fenerbahçe'nin bu zamana kadar gelen gündem maddesi çok değişik gündem maddeleri oldu. Yani mesela Galatasaray'ın gündem maddesi şampiyonlukken Fenerbahçe'nin gündem maddesi 19'da Türkiye Kupası'ndan çıkmak oldu. Fenerbahçe'nin gündem maddesi genelde Galatasaray oldu. Fenerbahçe'nin gündem maddesi federasyon oldu. Fenerbahçe'nin gündem maddesi farklı şeyler oldu. Ama Fenerbahçe'nin gündem maddesi şampiyonluk olmadı ki. Yani hani... İşin konuşulması gereken tarafı bu gündem maddeleri Fenerbahçe iyi giderken oldu. İşte onları söylüyorum yani. Hani geldiğimiz noktada şu an 4 kupayla başlayan bir sezonda 4 tane kupanın olmayışı ve son kupada da ümitlerinin tamamen tükenmiş olması benim için. Ben şu an Fenerbahçe taraftarının bu haftaki Kayserispor karşılaşmasındaki reaksiyonunu merak ediyorum. Çünkü gerçekten o reaksiyonu nasıl yapacakları çok önemli. Çünkü tabii bir tepki olabilir mi? Son haftalar maçın başında geriye yani düşerse Ezgi, Fenerbahçe hiç, yani ben biraz önce verdiğim örnekle şunu söyledim, yani Fenerbahçe taraftarı böyle yaslanıp da koltuğuna yaslanıp da rahat bir şekilde maç izleyemedi ki. İzleyemedi yani. Fenerbahçe futbolcuları bunu göstermedi. Yani, aslında sezon başında izledi. Gollü galibiyetler aldı. Sonra bir duraklama tabii, süreci ve sonrasında da bu nokta. Sezon sonu yaşayacağını sezon başı yaşadı. Evet. Yani Fenerbahçe. Çünkü biz bile diyorduk uçanı kaçanı yenen bir Fenerbahçe var diyorduk. Tabii beşinci viteste başladı. Yani çok da güzel bir başlangıç yapan bir Fenerbahçe diyorduk. Bir de Fenerbahçe'nin talihsizliği ne biliyor musun? İsmail Hoca'nın talihsizliği. Yani dünyanın her bir tarafında şöyle bir istatistiğe yakalayan takım, şöyle bir istatistiğe yakalayan futbolcular tarihe yazılır. 35 maç, 28 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet almış bir takım. Bak Fenerbahçe 1 mağlubiyet evet, almış. Ve şu an 90 puanlasın ama senden iyi bir takım var, Galatasaray. Onun da 1 mağlubiyeti var ama onun beraberliği 3 beraberlik, senin beraberliğin 6 beraberlik. Yani İsmail Hoca Galatasaray bu form grafiğini yakalamasaydı şu an farklı şeyleri konuşurduk. Yani Galatasaray daha önceden havlu atsaydı şu an farklı Fenerbahçe'yi konuşurduk. Ama senden daha iyi olan bir Galatasaray var. Ama Galatasaray'ın son haftalarda moral motivasyonu yüksekken senin moral motivasyonun düşmüş vaziyette ve bu oyunla yaşamış, oyunla yansımış ve o oyundaki puan kayıpları seni demoralize etmiş. Çünkü kimse beklemiyordu, o beraberlikleri beklemiyordu. Yani çünkü senin tam böyle gaza basacağın yerde modun düşmüş, formunun hat safhaya gelebileceği ya da ümit beklediğin ya da bu maçlar için transfer ettiğin oyuncuların formunun düşüklüğünü biz konuşuyoruz.